Şimdi sormak istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde denetim komisyonunda bu konuyla alakalı bir rapor tutmuş. Hı hı. Demiş ki kardeşim burada yolsuzluk var. Belediye. Evet. Denetim komisyonu raporu demiş ki burada bir yolsuzluk var. Sayın İmamoğlu'na götürmüşler. Soruyorum şimdi buradan. Bütün televizyonun başında beni izleyen izleyicilerimiz de sorsun. Sayın İmamoğlu bu yolsuzluk var denilen dosyaları mahkemeye götürecek mi götürmeyecek mi adalet önüne? Şikayette bulunacak mı bulunmayacak mı? Bana göre bulunmayacak. Niye? Eğer onun işin içerisinde bir parmağı varsa veya sevdiği adamların parmağı varsa bunun ortaya çıkmasını bence istemeyecek. Bu benim kişisel görüşüm. Varsa aksi istikamette bir hareket götürsün dosyaları. Bakın 118 tane ihale inceleniyor. Denetim komisyon raporunda burada yolsuzluk var deniliyor. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun ne yapması lazım dürüst bir belediye başkanı olarak? Gelin kardeşim bu raporunuzu götürelim, mahkemeye verelim, gerekeni yapsın demesi lazım, öyle değil mi? Hı hı. Çünkü işte kırımlar ortada. Evet, tek başına gelen ihaleler ortada. Bununla ilgili bir yolsuzluk var diyor denetim komisyonu. Siz bunu mahkemeye götürecek misiniz, götürmeyecek misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu, kimsenin hakkını yedirmeyeceğim dediniz. Şimdi İstanbul Belediye Başkanınızla ilgili böyle bir rapor var. Belediye ile ilgili. Belediye Başkanınıza lütfen talimat verin. Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısına sesleniyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Lütfen desin ki bu raporu mahkemeye götürün. Adaletten niye kaçıyorsunuz? Niye İmamoğlu bunun üstünü örtmeye çalışacak? Eğer örtmeye çalışırsa bunları sormamız lazım. Bunların gerçek yüzleri çıkacak. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Allah nasip eder de inşallah o günleri görürüz. Sayın İmamoğlu'ndan sonra Sayın İmamoğlu'nun ve kendi oradaki ekibinin yaptığı ne kadar usulsüzlük eğer varsa, yolsuzluk, hepsi ortaya çıkacak inşallah. Öyle yok. Şimdi bunlar mahkeme tarafından tabii tespit edilene kadar birer iddia niteliğinde. Denetim komisyonu söylüyor. Böyle bir rapor var diyor. Bunu mahkemenin de aynı zamanda net denetlemesi gerekiyor. Belediyenin içerisindeki bu komisyonda toplanıyorlar. Sen burada yolsuzluk yapmıştın 118 tane diyorlar. Bunu mahkemeye taşı diyorlar Sayın İmamoğlu'na. İmamoğlu taşıyacak mı? Hayır, taşımayacak. Şimdi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu taşıması. Tabii ki. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da belki bununla ilgili bir girişimde bulunması gerekiyor. Sayın İmamoğlu'nu mecliste sormak çok lazım. Çok önemli iddialar medya var ve son günlerde. Medya mensuplarına sesleniyorum. Bir mikrofon uzatın. Fox TV, Doğan Şentürk'e rica ediyorum. Kendisini tanırım. Doğan Bey, 118 tane ihalede denetim komisyon raporu yolsuzluk var dedi. Sayın İmamoğlu bu dosyayı adalete götürecek mi? Mesela Doğan Şentürk bence bu konuyla alakalı mutlaka Fox'tan Sayın İmamoğlu'na sormalı. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormalı. Bakalım ne yapacaklar. Öyle değil mi? Objektif yayıncılık anlayışı doğrultusunda. Evet. Sorar diye bekliyorum Doğan Şentürk. İnanın ben muhabir arkadaşlarıma söyledim. Haber merkezlerine söyledim. Müsait olursa Sayın İmamoğlu'na veya Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruyu sorun dedim. Mutlaka bir cevapları vardır. Evet. Şimdi devam edelim. İsraf nedir konusuna geçelim. Niye, nasıl bir israf var? Arkadaşlar lütfen ekrana versinler. Bakın. İsraf Ekrem İmamoğlu'nun en önemli maddesiydi. En önemli maddesi. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir israf var diyerek gerçekten şimdi bakın, o dönemde mesela, önemli birincisinden bir kampanya başlayalım. Ne diyor? İstanbul'da otelin de ismini çok vermeye gerek yok. Bir otelde. Evet, çok lüks bir otel. Lüks diyelim. Bir otelde. Herkesin bildiği lüks bir otelde. Herkesin evet. Bildiği ama her vatandaşın da giremediği. Evet. Çok lüks bir otel. Evet. Ya giden kendi parasıyla gider. Ben ona karışmam. Vatandaş istediği, kendi cebinde parası varsa gider. Sayın İmamoğlu da gidebilir. Ona ama, da karışamayız. Ama kendisi İstanbul gidebilir. Büyükşehir İster Belediyesi yemeğini yer, ister ailesiyle gider. Kimsenin buna laf etme hakkı yok. Ama siz kalkıp da 603 bin TL bir yemek parası vermeye kalkarsanız. Bakın şu aşağıya lütfen sağ tarafa doğru biraz daha gösterelim. 603 bin TL bir yemeğe para vermeye kalkarsanız biz size bunu sorarız. Ben özellikle otele kadar hepsinin ismini kapattım. Otelin bir suçu yok. Gidersin hesap gelmiş 603 bin lira. Ya sizin bunu İstanbul halkının üstüne yıkmaya ne hakkınız var? Bu da denetim raporunda var mı? Onun denetim raporunda olup olmadığını bilmiyorum. Onu görmedim çünkü. Ama bu fatura
Onu görmediğim için ben yalan konuşmam biliyorsunuz. 603 bin TL ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu faturası ortada. İşte kesilen burada da yazıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na kesilmiş. 603 bin TL fatura ödüyorlar. 603 bin TL'lik ne yenebilir ki bir yerde? Vallahi ben bilmiyorum. Yani bunu Sayın İmamoğlu'na sorsunlar. Bazı yerlerde bir ev alınır o parayla. 603 bin TL vermiş. İnanılır bir rakam değil yani gerçekten. Bakın Sayın İmamoğlu size sesleniyorum. İstiyorsanız gidin ailenizle yiyin için. Eşinizle, dostunuzla, akrabanızla da yiyip içebilirsiniz. Ama gerekirse istediğiniz paraları da verebilirsiniz. Ama bunu İstanbulluların sırtına yıkamazsınız. Onu kendi cebinden vereceksin. Sen 603 bin TL'ye gidip de orada yemekler vereceksin. Ondan sonra vatandaşa çıkacaksınız. Bu konularla alakalı mağdur edebiyatı yapmaya çalışacaksınız. Bu fatura ne? İnanılır gibi değil şimdi bu bizi fatura. Maddi durumu kötü olan, yoksul vatandaşlarımız, maddi durumu olan vatandaşlarımız da izliyorlar. Allah aşkına İmamoğlu'na oy verenler 603 bin TL yemek parası veriyorlar. Görün bunu. Yok böyle bir şey. Bunlar ortaya çıkmalı. Bunlar anlatılmalı. Sadece bu mu? Bakın şimdi size çok daha enteresan bir örnek daha getirdim. Buyurun. Bakın hangi parti olursa olsun ben hiçbir belediye başkanının kendi bütçesinden böyle bir yemek yiyeceğini düşünmüyorum zaten. Şu anda İstanbul tabii ki yani normal hiç... farz edin ki yedi. Kendi parasıydı, bizi ilgilendirmez. Kimseye de hesap vermek zorunda değil, beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla bunu yapamazsın arkadaş. Yok böyle bir şey hakkın. Mesela Sayın İmamoğlu Bodrum'da tekne tatiline gitti. Biz sorduk mu teknenin parasını kimden verdin diye. Bana ne? Kendi parası varsa vermiştir, binmiştir. Bedava binmiştir, binmemiştir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden çıkan para ilgilendiriyor. Yoksa Sayın İmamoğlu kayak tatiline gitti. Belediye bütçesinden vermediyse bize ne? Bizi hiç ilgilendirmez. Oturduğu ev vesaire. Ama gelelim hangi evde oturduğuna. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir evinde oturuyor, lojmanında. Evet, bu da bak, son günlerde konuşuluyor. Şimdi bütün haberleri kıymetli yapıldı. İzleyicilerimiz burayı iyi izleyin. Belediye başkanının başkanlık çalışma ve yaşam ofisi olarak kullanılmak üzere yapılan bu yere nerede yazıyordu 20 milyon? Şurada hemen kırmızı. Evet, 20 milyon TL para harcamış. Buyurun. Görüyor musunuz? Belediye başkanlık çalışma ve yaşam ofisi olarak kullanılmak üzere yapılan yere 20 milyon TL para harcanıyor. Batar tabii İstanbul Belediyesi. Sayın İmamoğlu otursun diye belediyenin parasıyla şu eve 20 milyon TL para harcarsan İstanbul Belediyesi tabii batar. Sonra ulaşımda öğrencilere indirim var dediğin zaman yok. Niye? Nereden vereceğiz biz bu bütçeyi? Kendine ev yaptırıp 20 milyon TL vermesini biliyorsun Sayın İmamoğlu. Bu senin paran değil. Kendi paran varsa 100 trilyona yaptır Sayın İmamoğlu ev. Kendi parandır, kendi evindir. Kimse karışamaz. Belediyenin parasıyla kendi oturacağın eve 20 milyon TL masraf ettiriyorsun. Ne? Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi. Ya tekneye binerler. Ofisten iş yerine gitmek için günde 12 bin TL'ye yakın mazot parası harcarlar. Kendine 20 milyon TL'ye ev yaptırırlar. Belediyenin evi tabii, bu orada yine kalacak. Sayın İmamoğlu dürüst ve tasarruflu bir insan. Ya bu nasıl olur? Bana izah edin. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Senin orada isterse 100 milyon dolarlık evinde olabilir. O senin evindir. Varsa paranın nereden geldiğini gösteriyorsan bunun karşılığını vermişsindir, almışsındır. Bu belediyenin yeri ya arkadaş. Sen 20 milyon TL'yi buraya nasıl harcadın ya? Bana bir cevap ver. Bize bir cevap ver. Bu restorasyon için harcanmış. Evet, 20 milyon TL. Restorasyon. İnanılır gibi değil. Çok yüksek rakamlar. Çatısı çöküyormuş da onun için harcamışlar. Burası bir konak zannediyorum değil mi? Sayın İmamoğlu oturacak yer bulamamış. Çatısı çöken bu yeri bulmuş. 20 trilyon para harcamış ve orayı yaptırmış. Halka aç burayı. Halka aç. Gençler gelsinler orada kitap okusunlar. Orayı değerlendirsinler. Niye sen ev olarak kullanacaksın ki 20 milyon TL para ver? Git kendine paranı ver. Kendine evini al. Sabahtan akşama kadar konuşuyorsunuz ya. İşte görün bunların gerçek yüzlerini. Evet. Şimdi devam edelim. Tabii hatırlarsınız geçen yayında gösterdik bir flamenko sanatçısı. 400 bin TL. Ona da bir para verildi.
Siz önemli de bir sanat seversiniz. Sanata da ilginiz var vardır aslında. Ama siz bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden özel olarak yapılmasından rahatsızlık duyduğunuzu ifade ediyorsunuz. Ramazan programı yapıp da kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde diye şarkı söyleteceklerine Ramazan'ın ruhuna uygun bir musiki veya onunla alakalı bir durum var mı? Yok. Ama onun yerine ne gelip flamenko geliyor mesela. Ben flamenkoya karşı falan değilim. Benim de zamanında izlemişliğim vardır. Ama şunu şöyle söylemem gerekiyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde öncelik olarak İstanbul Belediyesi'ni 30-32 milyar lira borçlandırmışsınız, batırmışsınız. Ya bu kadar savurganlıkla para harcayamazsınız. Flamenkocu getireyim, 20 milyon eve yaptırayım. İşte tekneyle karşıdan karşıya geçeyim, günlük 12 bin lira bana para ver. Tasarrufu ilk önce kendinizden yapın. Bunu söylemek lazım yani. Evet. Ama maalesef Sayın İmamoğlu'nun böyle bir durumu söz konusu değil. Evet. Peki. Devam edelim. Şimdi israflara bir konu daha buyurun, var. Buyurun. Arkadaşlar, özel kalemin mesela size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Özel kalem müdürlüğü 89 tane araç kiralıyor. 89 tane araç. Bunun bir tanesi İyi Partili Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Bey'di. Yani şimdiki devirde de milletvekili olmayacağım. Böyle İYİ Parti'den veya işte demek ki CHP'nin grup başkan vekilleri oldu mu arabaları veriyorlar altına yani İstanbul Belediyesi'nin. 89 tane araç vermişler. Bakın. 89 tane araç tahsis edilmiş. Alttaki raporu lütfen dikkatle okuyun. 234 adet araç nerede bilinmiyor. Şu an yok. Orada raporda da yazıyor. O altta gördüğünüz sarıyla çizilmiş olan yerde. Diyor ki oradaki raporda, belki izleyicilerimiz okuyamaz, ben okuyayım. Ayrıca tahsis, özür diliyorum. 714 araca ilişkin tahsis bilgilerinin mevcut olduğu, 234 araca ilişkin bilgiye ise listede yer verilmediği görülmüştür diyor raporda. Yani birilerine tahsis edilmiş fakat kime tahsis edildiği belli değil mi? HDP'lilerde mi? Pervin Buldan'ın adamlarında mı? Başka birisinde mi? Kimde bu arabalar? 234 tane araba yok. Sormak istiyorum. Kime verdiniz bu arabaları? Hani tasarruf ediyordunuz, arabaları dizmiştiniz meydanlara. Şimdi sormak istiyorum. Özel kalem müdürlüğünün 89 tane araca ihtiyacı niyedir? 234 tane arabası nerededir İstanbul Belediyesi'nin? Önemli sorular. Yok, bunların cevabı yok. Nasıl 30 milyar batmış? Bunları üst üste toplaya bunlar bir gün ortaya çıkacak. Bu kadar müsriflik olur mu ya? Vatandaşımızın bu kadar sıkıntılı bir sürecin içinden geçtiği bir süreçte siz kalkıp da 234 tane arabanın kime verildiği belli değil. Flamenko sanatçısı çıkar. Sayın İmamoğlu evine 20 milyon TL harcasın. 600 küsür milyon lira otellerde yemek parası ödeyin. İstanbul nimet nimet dedikleri buymuş işte. Herkesin görmesi lazım. Sayın İmamoğlu bunu mahkemeye götürecek mi götürmeyecek mi şimdi onları tartışacağız. Hani şeffaflığınız, hani her şeyi canlı yayında vermeniz lazımdı? Hani garibin kurabağının bir kuruşunu dahi yedirmezdiniz? Bu hal ne ya? Bu oranlar ne? Siz anca hamasi nutuk atarsınız. Biz sayılarla konuşuruz, rakamlarla konuşuruz. Gelin bakın şimdi. Şimdi böyle size bir tespit varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bundan rahatsızlık duyar ve bunu mutlaka yargıya taşır diye düşünüyorum. Eğer bilgisi dahilinde kesinlikle birisi taşımaz. Çünkü işin içerisinde kendisi de varsa ondan dolayı taşımayacağını düşünüyorum. Ben taşımayacağını düşünüyorum. Ama bilgisi ve ilgisi yoksa taşır. Taşır. Ama ilgisi varsa taşımayacak. Ya da bir yalanlama ya da bunlarla ilgili bir açıklama taşımayacak. Beklenir. Ya taşıdığı saniye bu ihalelerle ilgili usulsüzlükler ortaya, yolsuzluklar ortaya çıkarsa bu kişiler mahkemelerde ceza alır. Bunu taşırlar mı? Bunu unutmayın. Şimdi neden olduğunu size anlatacağım. Lütfen ekrana verelim. Bakın. Size ihalelerdeki usulsüzlükleri göstereceğim şimdi. Usulsüzlüklere bakın. Evet, bakalım. 2021 yılında 8 milyar liralık yapılan ihalenin 3 milyar 443 milyonluk kısmında sadece tek firma katılmış. 3 milyar 443 milyonluk kısmına tek firma katılmış. O ihalelere hep bir firma girmiş. Hep aynı firma. Aynı değil. Farklı farklı ama hep tek firma girmiş. Tek firma. Ya bir ihaleye niye 3 girmez, 5 girmez, 10 girmez? Niye? Soruyorum izleyicilerimize.
Hadi böyle bir durum olmuş. Bu ihalelerde 3 milyar 100 milyon liralık kısmına, 115 tane ihalede bahsediyorum. %1 ile 5 arası kırım yapılmış. %1 ile 5 arası. Türkiye'deki açık ihalelerde kırım ortalaması, bütün Türkiye'mizin ortalaması %27. Burada %1 ile 5 arası. %1 ile 5 arası. Çok enteresan. Karayollarında bile, diğer yerlerde bile yapılan davetiye usulü işlerde, yani 21B dediğimiz işlerde bile %19, 22, 23 kırımlarla işler gidiyor. Ya %1 ile %5 arası 115 tane ihalenin kırım ortalaması olur mu ya? Ne hikmetmiş, hiç kırmak istememiş yani firmalar. Neden? Mümkün mü böyle bir şey? Bu dürüstlük mü? Bu mu sizin söylediğiniz şeffaflık anlayışı?